Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometrik Kampı'nın 25. haftası 3. videosundayız. Yani son videodayız. Bu videoda ne yapacağız? Çemberin analitik incelenmesinde çemberin genel denkleminden bahsedeceğiz sizlere. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Çemberin genel denklemi. Arkadaşlar bir önceki videolarda ne yaptık? Çemberin standart denkleminden bahsettik. Neydi standart denklemi? İşte buydu. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklinde olan ifadeye biz çemberin standart denklemi diyoruz. Evet bunun açılmış haline de işte şu şekilde açılmış haline de biz ne diyoruz arkadaşlar? Çemberin genel denklemi adını veriyoruz. Aslında siz bununla ilgili konu anlatımı yapılmadan da bununla ilgili soruları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani e, önceden soru kökü şu şekilde olurdu. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. R kare şeklinde olurdu. Şimdi sadece soru kökü bu şekilde olacak. Yani çok fazla değişken bir şey yok. Bu şekilde verildiği zaten. çemberin merkezi eksi d bölü 2 eksi e bölü 2 şeklinde oluyor. Bu arada şu yazılmamış e, onu düzeltin. Yarı çapı da 1 bölü 2 d kare artı y kare eksi 4 f tabi bu kök içinde olacak. Şimdi bunun ispatını yapacağım ama bunları bilmeden de biz yine eski bilgilerimizle sonuca rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Hemen döneceğim ispatına öncelikle şu soruda bu çemberin merkezini ve yarı çapını bulunuz diye sorulmuş bu soruyu iki yollu bir şekilde yapayım. Birinci yol eski bilgilerinizle yani matematik bilginizle bunu göstereyim. Şimdi matematik bilgisiyle x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare şeklinde çevirebilirsiniz. Burada ne var? x kare artı 4x var. x kare artı 4x neyin parantez karesidir? x artı 2'nin karesi değil midir? Evet. x artı 2'nin parantez karesidir. Fazladan ne geldi burada? 4, x kare artı 4x artı 4 geldi. E ben sadece x kare artı 4x elde etmek istiyorum. O zaman 4 çıkartmalıyım. Peki öbürüne bakacak olursak y kare eksi 4y var. Bu neyin parantez karesinden gelir? Hocam bu da y eksi 2'nin parantez karesinden gelir. y kare eksi 4y artı 4 fazlalığı var. O zaman ben y kare eksi 4y'yi elde etmek için 4 çıkartmalıyım. Bir de ne var arkadaşlar? Burada 1 var. Oradaki 1'i de yazacak olursak eşit 0 şeklinde bu. E hocam düzenleyecek olursam x artı 2'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. Bak eksi 4 eksi 4 eksi 8. Şu da eksi 1'miş pardon. Eksi 9 yaptı. Öbür tarafa atınca da artı 9 yaptı. Bak şu şekle çevirdik. Bu şekle çevirince de artık merkezin ne olduğunu eksi 2'ye 2 olduğunu yarı çapında 3 olduğunu bulur musun? Bulursun. Kesinlikle ama kesinlikle bulursun. Birinci yol bu olsun. Şimdi ikinci yolda yapacağız ama öncelikle bir konu anlatımını yapalım. Ney? Bu şekilde verilen çemberin bir standart denklemini yani çemberin genel denklemine çevrilmesini bir öğrenelim. Arkadaşlar burada çevrilmiş ama biz hiçbir şey bilmemiş gibi yapalım. Merkezi A virgül B olan ve yarı R olan çemberin denklemi neydi? X eksi A'nın karesi artı Y eksi B'nin karesi eşittir R kare şeklinde oluyordu. Bunu açacak olursak x kare eksi 2 ax artı a kare artı y kare eksi 2 b y artı b kare a eşittir r kare yaptı. E düzenleyecek olursak x kare artı y kare eksi 2 ax eksi 2 b y artı a kare artı b kare r kareyi de öbür tarafa atalım. Eksi r kare eşittir 0 şeklinde mi oldu? Evet. Arkadaşlar şuradaki x'in kas d y'nin kas e sabit sayıya da f diyecek olursak yani daha sade bir hale getirecek olursak o zaman bizim denklemimiz ne oldu? x kare artı y kare artı dx artı ey artı f eşittir sıfır şeklinde dönüştü. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Çemberin genel denklemi adını veriyoruz. Peki hocam bu şekilde verildiğinde çemberin genel denklemi verildiğinde merkezi nasıl buluruz? Arkadaşlar bakın merkezimiz neydi bizim? Hocam merkezimiz a virgül idi. a virgül b'yi elde etmeye çalışalım. Burada eksi 2 a'ya d mi demiştik? Evet d eksi 2 a'ya eşitse bak dikkat et D eksi 2 A'ya eşitledik. E de neye eşitledik arkadaşlar? E de eksi 2 B'ye eşitledik. A'yı yalnız bırakacak olursan A buradan eksi D bölü 2'ye eşittir. Buradan da B eksi E bölü 2'ye eşittir. O zaman merkez koordinatımız ne oluyor? Eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2'ye oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Heh, bunu bilseniz faydasını görür müsünüz? Arkadaşlar eksi D bölü 2 eksi E bölü 2 bilin. Çünkü hatta yarı da anlatayım ondan sonra anlatayım. Yarı çapı da bulalım arkadaşlar. Yarı çapı da bulurken F dediğimiz ifade neydi arkadaşlar? F dediğimiz ifade de hocam A kare artı B kare eksi R kareydi. E, R'yi yalnız bırakacak olursak R dediğimiz şey hocam A kare artı B kare eksi F'ye eşit oldu? Evet R kareyi buraya F'yi de buraya attık. Şimdi burada düzenleyecek olursak bu A dediğimiz D bölü 2'ydi. Eksi D bölü 2'ydi. Karesini aldığımız zaman neye eşit oluyor? Bu R kare tabii ki d kare bölü 4 oldu. Artı bu da b dediğimizde eksi e bölü 2 idi. Karesi e kare bölü 4 oldu. Eksi f. Düzenleyecek olursak r kare neye eşit oldu? d kare artı e kare eksi 4 f bölü 4'e mi eşit oldu arkadaşlar? Evet. Buradan da yarı çap. Kare kükünü aldığımız zaman 1 bölü 4 1 bölü 2 diye çıkar. 1 bölü 2 çarpı kare içinde d kare artı e kare eksi 4 f'ye eşittir arkadaşlar. Heh, Şimdi arkadaşlar merkezi eksi d bölü 2'ye eksi d bölü 2 yarı çapı da neymiş? Yarı çapı da 1 bölü 2 çarpı d kare artı e kare eksi 4 f'ye eşitmiş. E hocam bunu bilmemize gerek var mı? Arkadaşlar çember analitik konusuna bakar mısınız? İki videoda ne işledik? Sadece ve sadece merkezi a virgül b olan yarı çapı r olan çember denkleminin x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir r kare olduğunu bildik ve çember bilgine ve analitik bilgine güvenerek bütün soruları yapmadık mı? Yani çember analitikinde bu zamana kadar bir şey öğrenmedik. E hocam bunu bilmek zorunda mıyız? Hala bu soruyu soruyorum size. Ya da siz soruyorsunuz. Evet bilmek bilseniz iyi olur. Bilmeden de sonucu çıkartırsınız ama bilseniz iyi olur. Çünkü bu bilgiyle ilerideki yani biraz sonra bir 10 dakika sonra bir 2-3 tane daha bilgi var arkadaşlar. Yani bu bilgi olmadan o bilgiler olmaz. O yüzden bunu da bilin. Ya çember aletinde o zaman topu da hepi topu işte çemberin denklemini yazmayı bileceksiniz. Bu şekilde genel denklem verildiğinde de Eksi D bölü 2 eksi e bölü 2 ve yarıçapında 1 bölü 2 kare içinde D kare artı E kare eksi 4F olduğunu bileceksiniz arkadaşlar. Yani bu kadar bilgi. Başka da bir bilgi yok. Geri kalan neydi? Konu anlatımı nerede? Şurada. Soruları yorumlamayla bitiyordu arkadaşlar. Şimdi biz şuradaki soruyu bir de ikinci yoldan yapalım. Hocam şurası ne? Şurası D. Şurası ne? E. Buranın da ne olduğunu biliyoruz? F olduğunu biliyoruz. O zaman merkezimiz eksi D bölü 2'ye eksi E bölü 2. Yani merkezimiz ne yaptı? D'yi eksi 2'ye bölüyoruz yani. Eksi 2'ye. E'yi de eksi 2'ye bölüyoruz. Artı 2 yaptı. Bak. Merkezimiz eksi 2 eksi 2. Doğru mu? Doğru. Yarı da bakalım. Yarı çapta 1 bölü 2 karek küçüğünde. D kare artı e kare eksi 4 f'ye eşit olacak. Yani yarı çapta 1 bölü 2 karek küçüğünde. D dediğimiz 4. 4'ün karesi 16 artı e dediğimiz. Eksi 4. Eksi 4'ün karesi 16. Eksi 4 çarpı f. Eksi 4 çarpı f. F dediğiniz 1 olarak alıyorsunuz. Hayır buna dikkat edin işaretiyle birlikte alacaksınız. Hemen işaretiyle birlikte alalım. Yani bunu eksi 1 diye alacaksınız. O zaman 16 16 32 artı 4'ten 36 yaptı. Kök dışına 6 diye çıktı. 1 bölü 2 ile çarptın. R de buradan kaç çıktı? 3 çıktı. Bak V'yi de 3 bulmuş muyduk arkadaşlar? Evet bulmuştuk. Yani eski matematik bilginle de yapabilirsin. Yeni bilgilerinle de yapabilirsin. Yeni bilgilerini de öğrenmeni tavsiye ediyorum. Çünkü 10 dakika sonra ne demek istediğimi anlayacaksın. Çember belirtir ya da belirtme sorularında biz bunu kullanacağız arkadaşlar. Tamam mı? Evet örnek 20'yi böylelikle iki yolla bulmuş olduk. Geldik örnek 21'e. Şurada ufak düzeltmeler var. Bunları düzeltirseniz sevinirim arkadaşlar. Konu anlatımındayız. Herhangi bir sıkıntı yok bence. E, sadece kaleminizle, tükenmez kalemle düzeltin de sıkıntı olmasın. Analitik düzlemde işte bu çemberine içten teğet olan çemberin denklemi. Bak eskiden bu sorular nasıl geliyordu? Hocam x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. r kare çemberine içten teğet olan e, çemberin denklemi yine x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir bilmem ne şeklinde geliyordu. Şimdi sadece açık vaziyette geliyor. Yani sen bu soruların aynılarının lacivertini çözdün. İki videodur çözdük zaten biz bunları. Yani iki videodur çözdüğümüz soruların aynılarını yani şuradakini göstereyim. Buradaki sorunun aynısı mesela. Hocam x kare artı y kare eksi 2x eksi 4y e artı bilmem kaç şeklinde açılıp da verilirdi çember denklemleri. Aynıları. O yüzden korkmayın. Bilmediğiniz bir şey yok. Şimdi bak. Burada bu arada sorular seçilirken iki tane aynı soruyu da yazmadım. Burada da farklı bir şey. Mesela birbirine işten teğet çemberi ilk defa görüyoruz burada. Evet öncelikle biz burada ne yapalım arkadaşlar? Matematik bilgimle de bulabilirsin ama şununla bulmanı tavsiye ediyoruz tabii ki. Şurası D, burası E, buranın da F olduğunu biliyoruz. Merkezimiz eksi D bölü 2, eksi E bölü 2. Direkt kafadan yazalım. Bunu eksi 2'ye böldüğün zaman 1'e, bunu eksi 2'ye böldüğün zaman 2. Merkezimiz 1'e, 2. Yarı çapımızda 1 bölü 2 kare içinde D kare artı E kare eksi 4 V eşit olacak. D kare dediğimiz 4 artı E kare dediğimiz 16 eksi 4 çarpı 95 değil. Dikkat eksi 95 olacak. Bu kaç yaptı toplam? 400 yaptı. 20 diye çıktı. 1 bölü 2 ile de çarpınca 10 çıktı. Evet merkezi 1'e 2 ve yarı 10 olan denklem. Evet şu öbürü buna merkez 1 diyelim. Öbürünün merkez ikisine bakalım mı? Bakalım. Bunun merkez ikisine Hocam bunun merkez ikisi de bu D, bu E, bu da F olduğuna göre hocam eksi D bölü 2 yani 7'ye eksi bölü 2 2 noktası çıktı. Yarıçapı yazmamıza gerek var mı? Yarıçap bak K olduğu için bilemiyoruz. Şu an yarıçapı yazmayalım. Şimdi biz şeklimizi çizelim. Şeklimizi çizerken bir çember var. Bize diyor ki bak soruyu anlamaya çalışacağız. Şimdi bu çembere yani merkezi kaça kaç olan çembere Merkez 1'i 1'e 2 olan çembere. İçten teğet olan bir çember varmış böyle. Onun da merkezi kaç? 7'ye 2. 7'ye 2. Hocam çemberler birbirine deyince ne yapıyorduk? Hop merkezleri birleştir. Tam olarak nereye denk geliyordu? Tam değme noktasına denk geliyordu arkadaşlar. Ben büyüğün yarı çapının ne olduğunu biliyorum. Hocam büyüğün yarı çapının kaç olduğunu biliyoruz biz buradan? 10 olduğunu biliyoruz. 10 bulduk. Ee, şurada iki tane nokta var. İki nokta arasındaki uzaklığı bulabilirim. Şuraya da A diyeyim istersen. A uzunluğu da karekök içerisinde hocam x'a farkının karesi yani 7 eksi 1'in karesi artı y'la farkının karesi 2 eksi 2'nin karesi. Hocam burası 6'nın karesi 36 diye çıktı. Kök içinde 36 6'ya eşit oldu. Evet A dediğimiz 6 ise o zaman şuradaki uzunluğa kaç kaldı arkadaşlarım? 4 kaldı. A merkezi 7 2 olanın yarıçapını kaç bulduk? 4 bulduk. Hocam yarı çap formülünü kullanabiliriz aslında. Birinci yol o olsun. Tamam mı? Buraya kadar yaptık. Bundan sonraki birinci yol şu şekilde olsun. Ee, i̇stersen şöyle yapabilirsin. Yarıçapını bulduk ya. Yarıçap dediğimiz 4. O da 1 bölü 2 kare küp içerisinde. 1 bölü 2 kare küp içerisinde. D kare. 196. Eksi artı e kare. Yani 16. Eksi 4 çarpı k. İşte buradan denklemle işlemini halledebilirsin. Hatta burası 8 yaptı. 8 kare 3'ünde şurası kaç yaptı? 212 eksi 4K'ya eşit oldu. Buradan da 64 eşittir. 212 eksi 4K'ya eşit oldu. Buradan da 4K neye eşit oldu arkadaşlar? 212'den şey çıkartınca 8 148 mi çıkıyor? Galiba 148 çıkıyor. Yok. 158 çıkıyor galiba arkadaşlar. Değil mi? Bir daha bakalım. 212'den 64 çıkartacağım. Hocam 8 4. Evet. 148 çıkıyormuş. Şurası 148. 2'ye bölsen 74. 2'ye bölsen 37. Buradan da K'yı kaç bulduk? 37 buluruz arkadaşlar. Birinci yolu bu. Şeyin birinci yolu. Devamının birinci yolu bu. Hocam ikinci yolu nasıl olacak peki? İkinci yolda şöyle bulabiliriz. İkinci yolda şu şekilde bulabiliriz. Bu çemberin merkezini ne bulduk? 7'ye 2. Yarıçapını kaç bulduk? 4. Evet merkezi 7 2 yarı 4 olan çemberin denklemi x eksi 7'nin karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir 4'ün karesi şeklinde olmayacak mı olacak. Yaz bunu x kare artı hocam x kare tamam eksi 14 y artı 14 x pardon 49 artı y kare eksi 4 y artı 4 eşittir 16 yapacak. Buradan da x kare artı y kare eksi 14 x. Eksi 4y artı 49 artı 49 artı 4 kaç yaptı 49 ya da 16 49'dan 16 çıkınca kaç yapıyor arkadaşlar 33 yapıyor 33 ile de 4 toplayınca 37 yapıyor artı 37 eşittir 0 yaptı şu değer k'ya eşit değil miydi yukarıda bak x kare artı y kare eksi, 14 x eksi 4 y artı k eşit 0 şeklinde de K'yı da böylelikle yine ne buluruz? 37 buluruz arkadaşlar. İster yarıçap formülünden bul, istersen bu şekilde bul. Hiç fark etmez. Anladınız mı gençler? Evet eski yaptığın soruların aynısının laciverti karşımıza bu şekilde çıkıyor muymuş? Çıkıyormuş. Yani işiniz aslında kolay. Zor bir işiniz yok yine burada. Geldik şuraya. Evet analitik düzlemde iki çember verilmiş. Çemberin birbirine göre durumlarını bulunuz. Hocam çemberin birbirine göre durumları nasıl olabilir? Kesişmeyebilirler. Ondan sonra ikisi kesişebilir. Hocam ikisi teğet olabilir. Ama teğet olma durumunda şöyle bir durum da var. Dıştan teğet olabilir. İçten teğet olabilir. Değil mi? Ya da hocam kesişmedikleri durumda da iki durum var aslında. Ya dışarıda kesişmezler ya da birbirinin içinde olup da kesişmezler. Yani aslında kaç durum var? Bir durum, iki durum, üç durum, dört durum, beş durum var. Çemberin birbirine göre durumu bu. Yani biz burada ne yapacağız? Merkezlerini bulup, yarıçaplarını bulup sonra bunları yorumlayacağız. Bizim için merkez ve yarıçap yorumlaması çok önemli arkadaşlar. Evet öncelikle şunun merkezini bulalım. Merkez 1 şurada yazıyorum. Merkez 1 dediğim hemen şurada yazalım. Merkez 1 dediğimiz nedir? Yani pardon, 1 e, eksi de bölü 2'ye yani 2'ye pardon 1'e eksi 2'ye bölüyoruz. Eksi 2'ye böldüğünde 2. Yarı çapta arkadaşlar 1 bölü 2 kare içinde d kare 4 artı e kare 16 eksi 4 çarpı 4 değil dikkat eksi 4. 16, 16, 32, 36. Bu da kaç çıktı o zaman? 3 bu çıktı? Evet yarı çapı da arkadaşlar kaç bulduk? 3 bulduk. Öbüründe de maviyle yapayım. Merkez 2'de 2 de nedir? Eksi de bölü 2'ye yani 6'ya. Eksi bölü 2 eksi 10. Yarı çapı da nedir arkadaşlar? Yarı çapta 1 bölü 2 kare içinde. D kare 144. Artı e kare 400. Eksi 4 çarpı eksi 120. Değil mi? İşaretleri birlikte almayı unutmuyoruz. Hocam burası 480 çıktı. 480 artı 544. 480 artı 544. Kaç yapıyor? 1024 yapıyor galiba. Evet 1024. R de buradan 1 bölü 2 çarpı 1024. Galiba 32'nin karesi. Çünkü 30'un karesi şey yapıyor. 900 yapıyor. 32'nin karesi arkadaşlar. 32 diye çıktı. Bu da kaç çıktı? 16 çıktı. Yarı çapı da arkadaşlar kaç bulduk? 16 bulduk. Hmm. Şunun yarı çapı daha büyük arkadaşlar. Bunu büyük çizeceğim. Evet merkezi kaça kaç olan. Şimdi dur bakalım. Şimdi çiziyoruz arkadaşlar. Merkezi kaça kaç. 6'ya eksi 10 olanın. 6'ya eksi 10 olan. Büyük bir daire. Sonra bir tane nokta var. Büyük dairenin de yarıçapı kaç arkadaşlar. Yarıçapı da kaç. 16 olduğunu biliyoruz. Ve sonra küçük bir daire var. Ee, şey Küçük bir merkez var. Merkezde kaç? 1'e 2. 1'e 2'nin yarı çapı da 3 olacak. Hocam 2 nokta arasındaki uzaklığı bulalım öncelikle. X'ler farkı 5. Y'ler farkı 12. 5, 12, 13. Ha, o zaman 6'ya 10 ile arasındaki uzaklık 13 ise o zaman buralarda bir yerde arkadaşlar çemberin merkezi. Değil mi? 13, 16'dan küçük olacak çünkü. E burası 13. 2 nokta arasındaki uzaklık 13. Yarı çapında kaç vermiş? 3. Hocam burası 13 ise buraya da toplamın altı olduğundan burası da 3 olacak. Şu merkezi çember yarı çapı olacak. Yani şöyle bir çember mi olacak? Bak ne oldu? Birbirine içten teğet. İçten teğet. Çok güzel bir soru arkadaşlar. İki çember birbirine. iki çember çıktı arkadaşlar. Cevabımız. Gerçekten güzel bir soru. Böyle çemberlerin de birbirine göre durumlarını yorumlattırabilirler. Ya daha öncesinde de söyledik. Noktanın çembere göre durumunu yorumlattırabilirler. Nokta çemberin dışında olabilir, üzerinde olabilir, içinde olabilir. Sonra doğruyla çemberi kıyaslayabilirler. Dışında olabilir, üzerinde olabilir. Yani bir noktada kesebilir. Yani teğet olabilir ya da iki noktada kesebilir. Yani kirişi oluşturabilir. İki noktada kestiği zaman ortak bir kiriş oluşturabilir diye söylemiştik arkadaşlar. Çemberlerin de birbirine göre durumunda 5 taneymiş. Dediğim gibi iki çember kesmeyebilir. Biri ikisi de dışarıda kesmeyebilir. iç içe kesmeyebilir iki tane durum. Sonra şöyle mesela bir böyle olabilir bir de şöyle kesmeyebilir. Sonra iki çember kesebilir. Şu birinci, şu ikinci, şu üçüncü. Sonra iki çember birbirine teğet olabilir. Dışarıda birbirine teğet olabilir. İçeride birbirine teğet olabilir. Beş tane durum var. Abi biz hangisini bulduk? En son şunu bulduk arkadaşlar. Cevabımız içeride birbirine teğet olmasını bulduk. Tamam gençler örnek 22 gerçekten güzel soru. Yani şöyle bakacak olursanız biz böyle bir soru çözmedik. Aynı soruyu lacivertli biz şeyde de yazabilirdik. X eksi 2'nin karesi artı. Yani x eksi 6'nın karesi artı y artı onun karesi eşittir 256 deyip de soru kökünü o şekilde de yazabilirdik ama ben dediğim gibi böyle soruları aynı soruları yazmamak için bu şekilde bir hamle yaptım. Orada vermediğim konu anlatımını burada verdim. Haberiniz olsun. Her çeşit soruyu görüyorsunuz böylelikle. Ve geldik örnek 23'e. Dik koordinat düzleminde y eşittir kx doğrusu çemberiyle iki farklı noktada kesmektedir. Gençler siz bunu aslında parabolden biliyorsunuz. Parabolde nasıl bir şeydi? Bir doğru ile bir parabolün birbirine göre durumunu düşünün. Hocam bir doğru ile bir parabol iki noktada kesiyorsa delta büyük sıfırdı. Bu teğetse delta eşit sıfırdı. Kesmezlerse de delta küçük sıfırdı demiyor muyduk arkadaşlar? Yani iki kökü varsa delta büyük sıfırdır. Tek bir kökü varsa çakışık iki kökü daha doğrusu teğet olduğunda oluyordu o da delta eşit sıfır. Hiçbir kökü yoksa da delta küçük sıfır diyorduk. Bunu matematikle şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Çember ile bir doğrunun birbirine göre durumunda. Şöyle düşünebilirsiniz. Arkadaşım bir çember ile bir doğru iki noktada kesiyorsa delta büyük sıfırdır. Tek bir noktada kesiyorsa yani bu teğet olması demek çakışık iki kökü olması demek delta eşit sıfır demektir. Kesişmezlerse de delta küçük sıfır demektir. Bizi ilgilendiren kısmı ne? Burada bu. Yani sen burada bu doğruyla bu çemberi ortak çözüm yapacaksın. Delta büyük sıfırını inceleyeceksin. Matematik bilginle bu sonuca ulaşacaksın. Peki geometri bilgisiyle nasıl yaparsın? Ki matematikten yapacağım ben de. Hocam geometri bilgisiyle de şu şekilde. Yine basit bir şekilde şekli çizdin. Merkezi belirledin. Merkezi burada çıkıyor. Merkezi belirledikten sonra ne yapacaksın burada? İki nokta kesiyorsa noktanın doğru olan uzaklığı ne olacak? Küçüktür. yarıçap diyeceksin. E yarı çap bilgisini burada bulursun. Merkezi de burada bulursun. Merkezin doğruya yalın uzaklığı. Bir tek bu doğruya ne diyeceksin? Kx eksi y eşit sıfır şeklinde gösterip ona göre işlem yapacaksın. Tamam mı? Evet bu noktanın merkezi a virgül b'nin doğruya olan uzaklığı küçüktür. Uzaklık küçüktür. Ne diyeceksin? Yarı çaptan küçüktür diyeceksin. Bu birinci yol olsun. A ben şimdi bildiğiniz üzere İkinci yoldan çözeceğim. Genelde matematik tercih ediliyor burada. Matematikten de yapılabilir. Ve bu arada arkadaşlar şuradaki eksi değil artı olacak. Haberiniz olsun orada da bir düzeltmeyi de yapalım istersen. Ee, sen istersen videoyu durdur. Öncelikle bu yoldan yap. Merkezi bul. Yarı çapı bul. Artı böyle. Merkezi bul. Yarı çapı bul. Sonra noktanın doğru yolun uzaklığını uygula. Küçüktür. yarıçap çap bilgisiyle kullan. Ondan sonra sonuca ulaş bakalım. Aynı mı çıkıyor? Ben de matematik bilgisiyle yapacağım. Hadi bakalım matematik bilgisiyle yapalım. Biz burada ne yapacağız? Doğruyu çemberde yerine yazacağız. Yani y yerine kx yazacağım. Hocam y yerine kx yazınca x kare eksi 26 x artı k kare x kare artı 144 eşittir. Sıfır mı oldu bu? Evet. Hocam burada x kare parantezine alınca 1 artı k kare x kare yaptı. Eksi değil mi? 1 artı k kare x kare 26 x artı 144 eşittir sıfıra bakacağız. Delta'ya bakacağım burada. Delta büyük sıfır olmasına bakacağım. Delta neye eşit? B kare eksi 4 AC'nin büyük sıfır olmasına bakacağım. Yani B kare dediğimiz 26 eksi 26'nın karesi eksi 26'nın karesi eksi 4 çarpı A dediğimiz 1 artı K kare çarpı C dediğimizde 144. Ne olması lazımmış arkadaşlar? Bunun büyük sıfır olması lazımmış. Burada 26 çarpı 26 bu. Bir işlemi sadeleştirelim. Eksi 4 çarpı 144 çarpı 1 artı k kare büyüktür 0 olmasına bakacağım. Burada 2'ye bölsen 13, 2'ye bölsen 13, 4, 4 ile sadeleştirsin. Her iki tarafı 4'e böleyim yani. Gitsin. O zaman burası 169 yaptı. Ee, öbür tarafa atınca da bunu ne oluyor arkadaşlar? B kare eksi 4 ac değil mi? Şu B kare eksi 4 ac doğru çıkıyor. Öbür tarafa atınca da büyüktür. 144 144 çarpı 1 artı k kare eşit oldu. O zaman buradan ne geliyor arkadaşlar? 169 bölü 144 1 artı büyükmüş 1 artı k kareden. Bu biri attık öbür tarafa. 169 bölü 144 eksi 1. O da ne yaptı? 25 bölü 144 yaptı. Büyüktür. K kare yaptı. Yani buradan ne geldi arkadaşlar? K küçüktür. Hani K kare küçüktür. Ya da k kare küçüktür. 25 bölü 144 oldu. E k kare 25 bölü 144'ten küçükse ne olmak zorunda aralığı arkadaşlar? K ne ile ne arasında olur? Bunun kare kökünü aldığımız zaman ne çıkıyor arkadaşlar? 5 bölü 12 ile 5 bölü 12 yani eksi 5 bölü 12 arasında olacaktır. O zaman k eleman ne olacaktır? Eksi 5 bölü 12 ve 5 bölü 12 şeklinde olacaktır arkadaşlar. Evet k'nın tanım aralığı bu oldu. Eksi 5 bölü 12 ile artı 5 bölü 12 oldu. Çünkü k kare küçüktür. 25 bölü 144 bulduk. O da kare alınca 5 12 yapıyor ama eksi 5012, e 12 ile artı 5012 arasında olacak mı? Olacak. İşte matematikte bu şekilde bulursunuz. Genelde matematiği tercih ediyorsunuz. Ben de ne yaptım? Matematikle anlattım bunu. Ama normalde siz de bu yoldan yaptınız. Aynı şeyi buldunuz mu? Yoruma yazın lütfen. Tamam. Birbirinizi de böyle şey yapın. Destekleyin. Evet çıktı çıkmadı. Ya da çıktı yorumunu görenler de kendileri de baksın şöyle kardeşim. Tamam. Örnek 23'ü de böylelikle aralığını ne bulduk? Eksi 5 12 ile 15 bin 12 arasında bulduk arkadaşlar. Evet şimdi bir not. Hatırlarsanız videonun başında şey dedik. İşte D'li, E'li, formülü bilmeye gerek var mı? Var kardeşim. Niye? Şimdi şöyle bir şekilde verildiği zaman. Bir çember denklemi bu şekilde verildiği zaman. Normalde çemberin denklemi x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi ya. Bak şimdi bunu yorumlayacağım. Dikkat. x eksi a'nın karesi artı y eksi b'nin karesi eşittir. R kare olduğunda çember denklemi kesinlikle ama kesinlikle x kare artı y kare şeklinde başlamak zorunda. Hatta x'in karesi artı y'nin karesi yani x karenin katsayısı 1 y karenin de katsayısı 1 olmak zorunda. Çünkü çember denklemi bu şekildeydi. O yüzden bu şekilde devam etmeli. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Şuraya bakacak olursak x kare ve y karenin katsayıları eşit olmalı ve 1 olmalı. Bak a ile c eşit olmalı. Merkez ve yarıçap bulunurken de A ve C 1 yapmalıyız. Mesela burada 5x kare artı 5y kare çıkabilir. Bu da bir çember denklemidir ama bilmem ne 5x kare artı 5y kare artı 9x artı 10y artı 5 eşittir 0 dediğimizde denklemi 5'e böldüğümüz zaman yine x kare artı y kare geliyor ya. Yani 5x kare artı 5y kare ile de başlasa yine bir çember denklemidir. Ama çemberin merkezini ve yarıçapını bulurken x kare artı y kare şeklinde çevirmeliyiz. E, o, da, o zaman ne yapacağız? Denklerini 5'e böleceğiz. Tamam mı? Evet çember belirtmesi için A ve C'nin eşit olması lazım. Merkez ve yarı çapını bulmak için de A ile C'nin hatta 1 olması lazım. 1 yapılması lazım arkadaşlar. Sonra ben bunu açtığım zaman hocam x çarpı y ile bir terim geliyor mu? Gelmiyor. Çünkü bunu açtığımız zaman x kare artı y kare eksi 2 ax eksi 2 ax eksi 2 by artı a kare artı b kare eksi r kare eşit 0 geliyor. Hatta biz bunu açtığımız zaman x kare artı y kare artı dx artı ey artı f şeklinde geldiğini biliyoruz. x terim var mı? Yok. O yüzden x terim yok. Kesinlikle ama kesinlikle b eşittir 0 olmalıdır. x bir terim olmayacak çember denkleminde. Hocam x terim olunca ne oluyor? Hani elips, hiperbol, parabol gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Bunlar da müfredattan kaldırıldı arkadaşlar. Evet delta'ya d kare artı e kare eksi 4 f'ye dersek. Hatırlıyor musunuz bir yerden? Hocam d kare artı e kare eksi 4p hani yarıçap formülünü bulurken de. Yarıçap formülünü de nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şöyle yazayım istersen buraya. 1 bölü 2 kare içinde d kare artı e kare eksi 4 f İşte bak burada bu bilgi işimize yarayacak. Hocam d kare artı e kare eksi 4f kök içindeki bir ifade ya pozitifse yarıçap uzunluğu çıkar mı? Çıkar. Bak şu ifade pozitifse kök dışına çıkar yarıçap vardır. O yüzden delta ya da d kare artı e kare eksi 4f dersek eğer Delta büyük sıfırsa denklem çember belirtir. Delta eşit sıfırsa hocam kök içindeki ifade sıfır olur. yarıçap çap sıfır olur. Yarıçap çap sıfırsa da bu ne demektir? Nokta belirtir demektir. Yarıçap çap sıfırsa normalde çemberin tanımı nedir? Bir noktaya eşit uzunluktaki noktalar kümesidir. İşte bu noktalar bir çember belirtiyor. 5 birim uzunluğundaki mesela bu. Hocam sıfır birim uzunluğundaki noktalar e, bir noktaya sıfır birim uzunluğundaki noktalar aynı noktanın üzerine gelir. O da ne yapıyor? Nokta belirtir işte. e Delta küçük sıfırsa ne oluyor? Hocam yarı çap diye bir şey tanımlanamaz. Kök delta yani kök içinde e, negatif bir şey olmuyordu. Bununla ilgili bir reel sayı elde edemiyorduk. İşte biz buna da ne diyoruz? Çember belirtmez diyoruz. İşte o yüzden yarı çap formülündeki d kare artı e kare eksi 4 f'yi bilin. İşte bu şekilde soru geldiği zaman rahat bir şekilde yaparsınız. Yani kök içindeki ifade d kare artı e kare eksi 4 f büyük sıfırsa çember belirtir. Eşi sıfırsa nokta belirtir. Küçük sıfırsa da çember belirtmez diyeceğiz. Çemberin belirtmediği durumlarda elipsi hiperbol, parabol olabilir. Ama bunlar da müfredatta yok arkadaşlar. O yüzden sadece çember belirtmediğini söyleyin. Tamam mı? Evet tekrarlıyoruz. X kare ve Y karenin kas eşit ve mümkünse 1 yapılmalı. Ondan sonra X yeli terim olmayacak. Yani B eşittir 0 olmalı. Bir de kök içindeki yarıçap formündeki D kare Y kare eksi 4 yorumluyoruz. Bu büyük sıfırsa çember belirtir. Eşit sıfırsa nokta belirtir. Küçük sıfırsa da çember belirtmez diyeceğiz arkadaşlar. Hemen şuna bakalım. Analitik düzlemde bak ne demiş? Denklemi bir çember belirttiğine göre. Arkadaşlar bu bir çember belirttiğine göre dediyse eğer x kare ve y karenin kas sayısına bakıyorum. Artı bir doğru. x y'li terim olmayacak. Yani burada k 5'in ne olması lazım? Sıfır olması lazım. K buradan kaç gelecek? 5 gelecek. E o zaman K5 gelecekse yaz yerine yeni denklemimiz ne yapıyor o zaman? X kare artı Y kare ondan sonra eksi 4X eksi 4X K yerine 5 yazıyorum. Artı 6Y K yerine 5 yazıyorum. 5 kere 2 10 eksi 6'dan artı 4 eşit 0 yaptı. Çemberin yarıçap uzunluğunu bulunuz demiş. E yarı uzunluğu da 1 bölü 2 kare küçüğünde D kare 16 artı çünkü bu D bu E bunun da F olduğunu biliyoruz. E, 36 eksi 4 çarpı f. Yani bu sefer eksi 4 değil artı 4 yaptı. Eksi 4 çarpı artı 4. Yani burası gitti 36 6. Kaç yaptı arkadaşlar yarı çapımız? O zaman 3 yaptı. Çünkü niye? Şu 16 ile artı 16 birbirini götürdük. Kök 36 yaptı. Kök 36 da kök dışına 6 diye çıktı. 1 bölü 2 ile çarpınca da 3 çıktı arkadaşlar. Evet örnek 24'ü e böyle e, 3 bulduk. Geldik örnek 25'e. Evet denklemi nokta belirttiğine göre. işte bak nokta belirtiyormuş. Nokta belirtiyorsa ne diyeceğiz arkadaşlar? e, ee, yarı çap formülünü düşün. Yarı çap hocam 1 bölü 2 kare küçüğünde d kare artı e kare eksi 4 f. E nokta belirtiyorsa bu yarı çapın sıfıra eşit olması lazım. Yani kök içindeki ifadenin sıfıra eşit olması lazım. Yani d kare artı e kare eksi 4 f eşittir sıfır diyeceksin. Şu d bu e bu da f olduğuna göre. D kare dediğimiz 4 artı e kare dediğimiz 16 eksi 4 çarpı f dediğimiz k değil. İşaret birlikte alacaksın bunu unutma. Eksi k. İşte bunun ne olması lazım arkadaşlar? Eşittir 0 olması lazım. Buradan 4K geldi. Bu artı 20. Öbür tarafa atınca ne yaptı? Eksi 20 yaptı. K'yı da buradan kaç bulduk? Eksi 5 bulduk arkadaşlar. Cevabımız böylelikle eksi 5 çıktı. Bilmeseydiniz bunu yapabilir miydiniz arkadaşlar? İşte denkleme bir nokta belirtiyor. İşte o yüzden bunu bilmek lazım. D kare artı E kare eksi 4. F'nin ne olması lazım? Eşit 0 olması lazım. Evet denklemi çember belirttiğine göre. Arkadaşlar denklemi çember belirttiğine göre x kare ve y karenin katsayıları mümkünse eşit olmalı. Eşitse o zaman m ile 2 birbirine eşit olacak. 1. x y'li terim olmaması lazım. Yani n 3 eşit 0'dan n'i de kaç bulduk o zaman? 3 bulduk. Başka m var n var. Başka bir şey var mı? Yok. Buradan dolayı çemberin denklemin tam anlamıyla yazabiliriz. Hocam 2x kare artı 2y kare sonra e, burada m artı 4 m'i 2 bulmuştuk. 2 artı 4 6 artı 6 x eksi 4 n y n'i de 3 bulmuştuk 4 kere 3 12 y artı 1 eşittir 0 yaptı ne yapacağız bu çemberin merkezini bulunuz diyor merkez eksi de bölü 2 eksi bölü 2 direkt değil x kare ve y karenin katsayısı artı 1 iken biz bunu işe yapıyoruz denklemi 2'ye bölüyoruz x kare artı y kare artı 3 x eksi 6 y ek, artı 1 bölü 2 eşit 0 yaptı o zaman burası d yaptı burası e yaptı Merkezimizin koordinatı eksi d bölü 2'ye eksi e bölü 2 olacaktır. E o zaman buradan da ne geliyor arkadaşlar? Merkezimiz yani eksi 3 bölü 2'ye kaç yaptı? Bunu 2'ye böleceksiniz. 3 yaptı artı 3. Eksi 6'yı 2'ye böldüğümüz zaman artı 3 yaptı. İşte cevap bu şekilde çıktı arkadaşlar. Evet kolay değil mi? Yani çember analitiğine baktığınız zaman gerçekten kolay. Ve son örnekte yine konu anlatıp yapmadan bir şey yapmışım burada. E, şu konu anlatım açısı şurada arkadaşlar. Yorumlayacaksınız. Bu sefer bak x kare artı y kare küçük eşit 64 demiş. Hmm. Bu ne demek? Arkadaşlar bu çember denklemi. Hani eşittir olsaydı. Bakın x kare artı y kare eşittir 64 olsaydı. Bu ne demek? Hocam bu x eksi karesi şeklinde yazılmamış. Aslında yazılmış. x eksi sıfırın karesi. Hani merkezli çemberdi bu. Hocam merkezimiz sıfıra 0. 0 Yarıçapı da kaç? Buraya kare ya. 8 olan bir çember demektir arkadaşlar. O zaman analitik düzlem çizeceğiz. Hadi analitik düzlem çizelim bakalım. Analitik düzlem çizelim. Çünkü merkezimiz kaça kaç? Sıfıra sıfır. Merkezi sıfıra sıfır olan bir çember ve yarıçapı da 8 olan bir çember çizeceğiz. Hadi bakalım. Hop şöyle bir çember. Bu çemberin nesi diyor arkadaşlar? Bu çemberin küçük eşit 64 diyor. Hocam x kare artı y kare eşit 64 olsaydı bu çember üzerindeki noktalar olacaktı. Küçük eşit dediği için ne olacak? İç bölgesi olacak büyük eşit deseydi yani bu yarıçapı 8 olan noktalardan büyük olan noktalar olacaktı arkadaşlar. Oradaki noktalar da ne yapıyor? Dışındaki bölgeler olacaktı. Ama burada küçük eşit 64 dediği için iç bölgesi. İşte çember denklemini böyle analitik düzlemde çizdirip küçük eşit derlerse çemberin içi, büyük eşit derlerse çemberin dışı. Ha küçük deseydi çemberi de nokta nokta şeklinde çizecektik arkadaşlar. Bir de burada x eksiye büyük eşit 8 demiş. Bu ne demek peki? Hocam x eksi y eşittir 8 olmuş olsaydı denklemini çizelim. E, grafiğini çizelim. x yerine 0 yazdığımızda y'si kaç geldi? Eksi 8. y yerine 0 yazdığımızda x'i kaç geldi? 8. Hocam x'i 8'de kesecek. y'yi de eksi 8'de kesecek. Hop denklemimiz bu. Hocam peki bu büyük eşit 0 demiş. Büyük eşit 0 dediğinde ne yapıyoruz? Hocam 0 0 yerine yazdığımızda 0 büyük eşit 8 sağlandı mı? sağlanmadı. O zaman sağlanmadıysa 0 0'a bakan bölge değil. Bunun alt tarafıdır. Ya da ne yapıyorduk arkadaşlar? Y'nin katsayısı pozitifken y'nin katsayısı pozitif hale getirelim. Hocam bu x e, x büyük eşit y artı 8 yaptı. Y ne tarafta arkadaşlar? Y küçük tarafta değil mi? Bak x büyüktür y. Y küçüktür x. Y küçük tarafta. Y küçük tarafta olduğu zaman da doğrunun alt tarafını karalamıyor muyduk? Evet. Yani işte burası yaptı. Hem çemberin içi hem de doğrunun alt tarafı. Her ikisini de sağlayan bölge burası değil mi? Evet. Bizden sistemini sağlayan bölgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Bu bölgenin alanını bulacağız. A, hocam burası 90 derece. Ne yapacağız? Çeyrek daireden üçgenin alanı çıkartacağız. Burası da 8-8 ya. Yarı çapı kaç? Çeyrek şuraya yazayım. Çeyrekten üçgenin alanını çıkartacaksın. Çeyreğin alanı pi 8'in karesi bölü 4. Eksi. Üçgenin alanı da dik üçgen 8 çarpı 8 bölü 2. 64'ü 4'e böldüğün zaman 16 pi eksi e, bu da kaç çarptı? 8 çarpı 8 bölü 2. 32 şeklinde oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 16 pi eksi 32 yaptı mı? Yaptı. Ve böylelikle çember analitiğini de bitirmiş bulunuyoruz. Analitiği bitirdik arkadaşlar. Çember analitiğini böyle şey yapalım. Konu anlatımı nerede? Konu anlatımı burada. Yani sizler yorum gücünüzle bu konuyu halledeceksiniz. Bakın 12. sınıfta daha 12. sınıfta görmeden belki bu videoyu izliyorsunuz ama büyük ihtimalle hem çemberin hem de analitin karışımı olduğunu anladıysanız eğer ve çember denkleminin x eksi a'nın merkez a virgül b olan yarıçapı çapı olan çemberin denkleminin x eksi a'nın karesi artı y eksi karesi eşittir r kare olduğunu bilirseniz eğer bir de ekstradan da bilmeseniz de olur ama zorlanacağınız durumlar çıkabilir. Çemberin genel denklemini yani bu videoda anlattığımız şeyi bilirseniz merkeze eksi de bölü 2 eksiye bölü 2 yarıçapı da 1 bölü 2 çarpı kare d kare artı e kare eksi 4 f olduğunu bilirseniz yorumlardaki soruları da yapabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok kolay bir konu. Cepte olan konulardan biri. Ya emin olun her tarz soruyu sözel olsun, analitiksel olsun her tarz soruyu burada yazdım. E, farkında değilsiniz. Bir sürü konu anlatımını şurasıyla hallettirmeyi de öğrettim ben size. Şurada aslında saydığım üzere 2-3 tane bilgi varmış gibi ama aslında şurada ee, bu 3 videodan sonra baya bir konu anlatımı şuraya yüklendi haberiniz olsun. Gençler evet böylelikle analitik geometriyi de bitirdik. Bundan sonra ne var? Katı cisimler var. Evet. Bunda bir iki hafta böyle şey yapın. Analitiği tekrar edin ama analitik önemli arkadaşlar. Ondan sonra da katı cisimlere de başlayacağız. O zaman ne diyoruz? Sonraki videoda katı cisimin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.